keyif yapıyor kendisi. Bir yatışı var, görün, muazzam. Selam geldi şu an şok. Herkese bu arada merhabalar. Nasılsın yavrum? Beğendin mi? Merhabalar. Yumurtamı çırptım. Ve bir şey daha var. Burada da kıymalı pidem var. Yaparım, bilirsin. Yaparsın aşkına. Yaparsın aşkıma katılacağız Serap'la yakın zamanda. Benim niye haberim yok? Hayatım, bugün bir günlüğüne anneyim. İzin veriyor musun? Bir tanem. İzin ne demek? İstersen ömür boyu ol. Tamam. Abartmayalım. Bir günlük yeter. Bir günlük annelik moduna girmeye başladım. Yani ne yapacaksın? Benim yaptıklarımı yapacaksın. Yemek yapacağım. Bulaşık yıkayacağım. Gerçi bulaşık makinesi var. Bulaşıkları oraya dizelim. Anladım, çamaşır varsa çamaşır. Evde temizlik varsa var, temizlik. Var bir tanem var. Serap için olmaz mı? Hep oluyor zaten. O zaman ben sana bir liste hazırlarım. Yapılacak listesi kaçırmaman için. Hiçbir şeyi. Tamam. Dur. Kaçırmaman için hazırlarım, tamam mı? Tamam. Ondan sonra sen de yaparsın. O zaman, oldu o zaman. Dememiz o ki bugün kahvaltılar da benden, yemekler de benden. Hayat. Artık haber verseydin bari. Sen benim şu halime baksana, bildiğin şeyler gibiyim. Tamam. O zaman ben gidiyorum, bari konularımı bitireyim, ders çalışayım ben. Tamam, sen kahvaltı hazırla. Tamam, sen git konularını bitir. Kahvaltı hazır olunca beni kaldırırsın dersten. Tamam, hadi bay bay. Hadi ya git. Bugün beni çok mutlu ettin. Hadi Allah git. Da seni mesut etsin inşallah kuzum. Amin, amin kuzum. Hadi git. Git hadi. Tamam, gidiyorum. Serap gitti. Artık baş başayız. Çay hazırlanıyor. Şimdi kıymalı pidemiz. Oh. 10 numara 5 yıldız yapmışım ha. Yumurtayı kırdık, bir 15 dakika daha dursun bakalım. Çay hazır. Kahvaltılıklara götürelim içeriye. Kahvaltı hazırlarken Hafsa Sultan uyandı. Artık işlerimiz daha zora gidiyor diyebiliriz. Kahvaltımı hazırlayacağız çocuğa, bakacağız bilmiyorum açıkçası. Şimdiden zorlanmaya başladık. Adam nerede, suçumu çekme! Çayımız Allah'tan hazır, böreğimiz kıymalı böreğimiz de hazır. Kıymalı pidemiz de hazır. Kıymalı pide de hazır. Anne ne yapıyor? Anne bilmiyorum şu an ne yapıyor. Anne burada ders çalışıyor. Sofrayı buraya kurduk. Etraf biraz Hafsa'nın oyuncaklarıyla dağınık ama yapacak bir şey yok. Hafsa Sultan'ı saklamayacağım. Sadece yüzünü saklayacağım tabii ki. Ayağını mayağını gösterebilirim sizlere. Bakalım bugün daha neler yapacağız. Evet, kahvaltıyı yaptıktan sonra Hafsa'nın üzeri değişecek. Hafsa'nın üzeri değiştikten sonra geceliği çıkacak. Geceliği çıktıktan sonra Hafsa'mla beraber parka gideceğiz. Birazcık sallanacağız. Aferin benim akıllı kızıma. Aferin benim akıllı kızıma. Aferin. Dur, dönme sen. Sen dönme. Ah. Evet. Bunun neresi ya? Baba sakar bak. Hoppa. Ne güzel oldu kız bu sana. Beyaz ne kadar güzel yakışıyormuş sana. Beyaz ne kadar güzel yakışıyormuş benim kızıma. Benim akıllı. Aha. Oyuncağı düştü benim kızıma. Evet, kızım çoraplarını giydi. Tamam, annemiz benim kızımın ördükleri. Vah 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 vah. Vah vah vah. Kızım. Evet. Ne oldu? Acıkmadın mı?
Görmüş olduğu üzere parka geldik sevgili kızımla. Nerede? Arkada. Sallanıyor. Evet, bir günlük anne olma yolundayız. Nasıl ilerliyor, nasıl gidiyor? He? Şu an gayet başarılı. Ütü yapmak dışında. Ütüyü de yaptık ama olsun, idare eder artık. Yapacak bir şey yok. Temizliğimizi falan yaptık. Ondan sonra temizliği yaptıktan sonra babaanneyle dedemiz geldi. Onları ağırladık. Sonra dedik ki madem hava güneşli, kızımla dışarı çıkalım. Şu an keyif yapıyor kendisi. Bir yatışı var, görün. Muazzam. Şimdi bana gıcık oluyorsunuzdur. Abi, çocukla bir gün geçiriyorsun ama hiçbir şekilde çocuğun suratını göstermiyorsun. Arkadaşlar, bundan bana anlayış göstermenizi bekliyorum. Şimdi nereden gireceğimi açıkçası bilmiyorum ama gerçekten evde hem okuyup da hem bana bakıp hem çocuğa bakan sevgili eşime buradan ne kadar teşekkür etsem az, minnettarım açıkçası. Ben yapmaya çalıştığım şeyleri çoğunu yapamadım. Yani tuvalet yıkamadır, çocuğu uyutma gibidir. Benim yapabileceğim şeyler kısıtlı erkek olarak. Yani onları yapmaya çalıştım tabii ki de. Ama gel gelelim ki bir evdeki kadının yapabileceği şeylerin hiçbirini doğru düzgün yapamadım. Yani niye yapamadım? Çok tecrübeli değilim. Belki o yüzden yapamamış olabilirim ama yine de yapamadım. Bu konuda tekrar sevgili eşime teşekkür ediyorum. Neyi yapamadın abi diyecek olanlar var gibi. Gerçi ne soracağım? Neyse. Yemek yapamadım. Çünkü bir anda yemeğe git, bak tekrar geri gel. İmkanı yok. Denedim mi? Denedim ama başarısız oldum tabii ki de. O yüzden videonun bu kısımlarını koymadım. Koymayacağım. Rezilliğimi koymayacağım. Hayır. Israr etme. Hayır, lütfen. Parka çıkardım Afsa'yı. videoyu çekiyorum ama yine yan tutarak çekiyorum ama sevgili telefon tabii ki de dönme olayını kapatmadığım için dik çekmiş. Çok da güzel video var aslında orada ama onu da artık eşim şuraya veya buraya bir yere koyar. Biraz yamuk bakarsanız anlaşılıyor. Çok da kötü değil. Yani biraz yamuk bakacaksın sadece böyle. Onun haricinde Hasan'la dışarı çıktık, gezdik, tozduk, eğlendik. Ama tabii dışarıda bir yere kadar oyalayabiliyorsun. Sonuç itibariyle olarak benim kızımın şeye ihtiyacı var. Süte ihtiyacı var. Biberon da hiç bu zamana kadar ne Amine Yağmur ne de Amine Afsa hiçbir şekilde ağzını almadı. Sevmiyorlar çünkü. Biberonla bir şey yeme alışkanlığı, içme alışkanlıkları yok. Bu arada kızımla olan videoları beğendiyseniz biliyorsunuz yapmanız gerekenleri. İsteyeceğiniz şeyleri. Hafsa da şu an oynuyor tabii ki de. Yani velhasıl kelam, bir evde bayanın yaptığı iş farklı. Biz erkeklerin yapmış olduğu iş farklı. Emin olun erkekler, siz yorulmuyorsunuz abi. Şu kadarcık denedim. Ve dedim ki artık yeter. Serap. Yeter yavrum. Beni bırak. Şunu da eklemek istiyorum. Çocuğunuzla vakit geçirin. Ben Amine Yağmur'la fazla vakit geçiremiyordum. Eski iş yerimdeyken 12 saat çalışıyordum devamlı. Gecem gündüzüm yoktu. Bir de Gebze'ye gidip geliyordum. Yani benim bulunmuş olduğum yerden Gebze arası ortalama bir 36-38 kilometre falan var. Yalan olmasın, tam bilmiyorum. Otobüse gidiyordum. Bir saati de yol koy. Eve geliyordum gece 11.30. Mağaza işlerini bilen belki arkadaşlarımız vardır, belki yoktur. Velhasıl kelam, çocuklarınızla vakit geçirin. Onları mutlu edin. Siz ne kadar onlarla vakit geçirirseniz eğer, onlar size daha çok böyle bağlanacaktır diyorum ve videonun sonuna geliyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bunu her videoda söyleyeceğim artık çünkü izliyorsunuz hiç beğenmiyorsunuz. Hiç beğenmiyorsunuz ve yorum yapmıyorsunuz. Aşk olsun. Kırmayın şu kardeşini. Alt üstü bir yorum yapacaksın. Nokta koy. Onu yap bari be. Çok zor bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda inşallah sağ kalırsak görüşmek üzere.